bir. Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün cümlenin türleri konusunu işleyeceğiz. Cümlenin türleri içerisinde yapısına göre cümleler kısmıyla başlıyoruz. Yapısına göre cümleler dediğimiz zaman bunun alt başlıkları 1. Basit cümleler, 2. Birleşik cümleler, 3. Sıralı cümleler, 4. Bağlı cümleler olmak üzere 4 alt başlıktan oluşur. Birleşik cümlelerin de yine alt başlıkları var. Bunlar girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, iç içe birleşik cümle, kiili birleşik cümle. Sıralı cümlelerin de yine alt başlıkları var. Bağımsız sıralı cümle, bağımlı sıralı cümle. Şimdi ilk olarak basit cümle ile başlayacağız. Basit cümleler tek yüklemi olan cümlelerdir. Tek yüklemi bulunan, tek yargı içeren cümlelere basit cümleler diyoruz. Bu cümlelerin yan cümleleri yani fiilimsisi olmaz. Bu çok önemli. Fiilimsi bulunmayan, tek yargısı bulunan cümlelerdir. Şimdi örnekler üzerinde bunları görelim. Çocukluk arkadaşlarını ve eski evlerini çok özlemiş. Özlemiş cümlenin yüklemi ve tek bir yargısı var. Cümlenin içerisinde ikinci bir yargı ya da fiilimsi yok. O sebeple bu basit yapılı bir cümledir. Çocuk annesinin kucağında mışıl mışıl uyuyordu. Uyuyordu. Cümlenin yüklemi. Bu da tek yargısı bulunan basit yapılı bir cümle. Ahmet her zaman çalışkan bir çocuktu. Çalışkan bir çocuktu. Cümlenin yüklemi. Yine tek yargısı bulunan, içerisinde fiilimsi olmayan basit yapılı bir cümle. Kısa bir ayrılıktan sonra buluştuk tekrar. Buluştuk. Cümlenin yüklemi yine tek yargısı bulunan basit yapılı bir cümle. Son cümlede şunu da iletmek istiyorum sizlere. Yüklemler genellikle cümlelerin sonunda bulunur. Ancak her zaman değil. Yani yüklem cümlenin başında, ortasında da yer alabilir. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. İkinci başlığımız birleşik cümleler. Bunlar yan ve temel cümlelerden oluşan cümlelerdir. Bunların az önce belirttiğim gibi alt başlıkları vardı. Birincisi girişik birleşik cümleler. Yani bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Fiilimsisi bulunan cümlelerde diyebiliriz. Yan cümleleri fiilimselerden oluşan birleşik cümlelerdir bunlar. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümlesi var demektir. Örnekler üzerinde görelim. İleri geri konuşması herkesi rahatsız etmişti. Rahatsız etmişti. Yüklem cümlenin yargısı. Ancak dikkat ettiyseniz yüklemin dışında cümlenin içerisinde bir de fiilimsi var. İleri geri konuşması. Bir isim fiil. Bu cümle bu sebeple girişik birleşik bir cümledir. Hiçbiriniz düzenli ders çalışmayı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz yüklem. Yine yüklemin dışında cümleye baktığımızda içerisinde fiilimsi bulunan bir cümle olduğunu görüyoruz. Yine bir isim fiil var. O sebeple bu da girişik birleşik bir cümle oluyor. Bankta oturan ihtiyardan saati öğrendi. Öğrendi. Cümlenin yüklemi, yargısı. Yine yargının dışında, yüklemin dışında cümleye baktığımızda yine cümlenin içerisinde bir fiilimsi olduğunu görüyoruz. Bu da bir sıfat fiil. O sebeple bu cümlede yan cümlesi bulunan yani fiilimsi olan bir cümle. Girişik birleşik cümle. Seni görünce mutlu oluyorum. Mutlu oluyorum cümlenin yargısı. Yine yüklemin dışında seni görünce kısmı yani bir zarf fiil var. Bu da birleşik, girişik birleşik bir cümledir. Burada bir not var. O nottan bahsetmek istiyorum size. Bu cümlelerde yan cümle temel cümlenin herhangi bir ögesi olabilir. Sorularda karşımıza yan cümle hangi görevde kullanılmıştır şeklinde gelen sorularda fiilimsi eki alan sözcüğün cümlenin hangi ögesi olduğuna dikkat edilir. Bu çok önemli.
burada soru kalıplarında karşımıza çıkacak bir durum. Yan cümle hangi görevde kullanılmıştır kısmı. Bunu gördüğünüz zaman şunu bileceksiniz. Fiilimsi olan sözcük hangi ögenin içerisinde yer alıyorsa o öge yan cümleciğin görevini gösterecektir. Şimdi örnek üzerinde bakalım. Bizi görünce tanıdıklarına haber vermiş. Haber vermiş yüklem. Haber veren kim? O. O kime haber vermiş? Tanıdıklarına. Ne zaman haber vermiş? Bizi görünce. Ne zaman sorusunun cevabı? Zarf cümleci. Görünce bir zarf fiil ve zarf cümleci görevinde kullanılmıştır. Öyleyse böyle bir soruda yan cümlenin zarf cümleci görevinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Söylediklerimi hiç dinlemedi. Dinlemedi cümlenin yüklemi. Dinlemeyen kim? O. O neyi dinlemedi? Söylediklerimi. Belirtili nesne. Yani neyi sorusunun cevabı olmuş, fiilimsi belirtili nesne görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Diğer bir alt başlığımız şartlı birleşik cümle. Birleşik cümlelerde yan cümlecik temel cümleye şart anlamı katarak bağlanmışsa bu tür cümlelere şartlı birleşik cümle denir. Şartlı birleşik cümlelerde yan cümlecik sadece SSA 2 ile oluşturulur. Örnekler üzerinde bunu görelim. Hava soğursa paltonu giy. Giy bu cümlenin yargısı ve temel cümleyi oluşturuyor. Hava soğursa kısmı fark ettiyseniz bir koşul oluşturmuş, bir şart belirtmiş. Cümlenin yan cümlesini oluşturdu. Buna da şartlı birleşik cümle diyoruz. Beni dikkatli dinlerseniz konuyu anlarsınız. Konuyu anlarsınız temel cümleyi oluşturuyor. Yine burada bir koşul var, şart var. SS ile belirtilmiş. Bu cümlenin yan cümlesini oluşturur. Yine bu da şartlı birleşik cümleyi oluşturur. Kardeşin uyanırsa beni uyarmalısın. Beni uyarmalısın kısmı temel cümle. Kardeşin uyanırsa yine bir koşul var burada. Bu da koşullu yani şartlı birleşik bir cümle olarak karşımıza çıkar. Diğer bir alt başlığımız iç içe birleşik cümle. Bir temel cümle ile onun içinde kullanılan bir yardımcı cümleden oluşan cümlelere denir. İç içe birleşik cümlelerde yardımcı cümle de bağımsız bir cümledir. Bu cümleler tırnak içerisinde ya da sonuna konulacak virgülle belirtilebilir. Örnek verelim. Annesi, oğlum eve erken gel dedi. Şurası temel cümleyi ifade eder. Bu kısım ise temel cümlenin içerisinde yer alan bir iç cümledir. Herkes için en doğrusu bu olacak dedi. Yine dedi temel cümle. Herkes için en doğrusu bu olacak kısmı ise temel cümlenin içerisinde yer alan bir iç cümle. Az önce de belirttiğimiz gibi bu iç cümleyi tırnak içerisinde ya da burada olduğu gibi virgülle gösterebiliriz. Seni her zaman yanımda görmek istiyorum. Cümlesiyle beni etkiledi. Cümlesiyle beni etkiledi kısmı temel cümleyi oluşturuyor. Seni her zaman yanımda görmek isterim ise yine bir iç cümle olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim sıralı cümlelere. Yani birden fazla yüklemi bulunan cümleler. Basit ya da birleşik yapılı birden fazla cümlenin birbirine virgül veya noktalı virgülle sıralanması sonucu oluşturulan cümlelere sıralı cümleler denir.
Sıralı cümlelerin en az iki yüklemi vardır. Burada bir not var. Onu özellikle size belirtmek isterim. Bu cümlelerin içerisinde fiilimsiler, bu cümlelerin içerisinde fiilimsilerin bulunması bu cümleleri birleşik cümle yapmaz. Çünkü birleşik cümlelerde tek bir yüklem vardır, tek bir yargı vardır. Ancak sıralı cümlelerde ise birden fazla yargı olduğunu birazdan örnekleriyle de göreceğiz. Demir ıslanmaz, deli uslanmaz. Deli, demir ıslanmaz. Islanmaz burada yüklem. Deli uslanmaz. Uslanmaz da burada yüklem. Fark ettiyseniz burada iki tane cümle var. Birinci cümle. İkinci cümle. Bu iki cümle birbirine virgülle bağlanmış. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Güvenme dostuna, dostuna güvenme. Saman doldurur postuna. Postuna saman doldurur, kurallı hale getirecek olursak. Bunlar cümlenin yargıları, yüklemleri. Burada da fark ettiyseniz iki tane cümle var. Birinci cümle ve ikinci cümle. Bu iki cümle birbirine yine virgülle bağlanmış. Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. Burada da fark ettiyseniz birden fazla yargı var. Bu cümleler bu sefer noktalı virgülle birbirine bağlanmış. Burası ve burası. Öyleyse bu da bir sıralı cümle. Bağımsız sıralı cümleler. Şimdi sıralı cümleleri işlemiştik, görmüştük ana hatlarıyla. Birden fazla yargısı olan cümlelerde. Bunların alt başlıklarına geldi sıra. İlki bağımsız sıralı cümle. Hiçbir ortak ögesi olmayan arda arda sıralanmış cümlelere bağımsız sıralı cümleler denir. Örnekler üzerinde görecek olursak. Güneş doğdu, ortalık aydınlandı. Güneş doğdu, ortalık aydınlandı. İki tane cümlemiz var yine. Birinci cümle ve ikinci cümle. Güneş doğdu. Doğdu cümlenin yüklemi. Doğan ne? Güneş cümlenin öznesi. Ortalık aydınlandı. Aydınlandı cümlenin yüklemi. Aydınlanan ne? Ortalık cümlenin öznesi. Fark ettiyseniz yüklemleri, özneleri birbirinden farklı iki tane cümleden oluşuyor bu sıralı cümle. Ortak ögeleri olmadığı için ben bu cümleye bağımsız sıralı cümle diyorum. Ağaçların yaprakları sarardı. Kış artık geliyor. Sarardı. Birinci cümlenin yüklemi. Kış artık geliyor. İkinci cümlenin yüklemi. Yani burası birinci cümle. Burası da ikinci cümleyi oluşturuyor. Bakalım ortak ögesi var mı? Ağaçların yaprakları sarardı. Sarardı yüklem. Sararan ne? Ağaçların yaprakları. Özne. Kış artık geliyor. Geliyor yüklem. Gelen ne? Kış. Artık geliyor. Zarf tümleci. Fark ettiyseniz bu cümlede de ortak herhangi bir öge yok. İki tane birbirinden bağımsız cümle var. Virgülle birbirlerine bağlanmış bağımsız sıralı bir cümle. Kitaplarımızı açtık. Öğretmenimiz anlatmaya başladı. Kitaplarımızı açtık. Birinci cümle. Açtık. Cümlenin yüklemi. Öğretmenimiz anlatmaya başladı. Başladı. Yüklem. Öğretmenimiz anlatmaya başladı. İkinci cümle. Diğer ögelerini de bulalım. Kitaplarımızı açtık. Açtık yüklem. Açan kim? Biz. Biz neyi açtık? Kitaplarımızı. Belirtili nesne. Öğretmenimiz anlatmaya başladı. Başladı yüklem. Kim?
Öğretmenimiz. Özne. Neye başladı? Anlatmaya. Dolaylı tümleç. Fark ettiyseniz bu örnekte de ortak herhangi bir öge yer almıyor. Birbirinden bağımsız iki tane cümleden kurulmuş sıralı bir cümle. Sıralı cümlelerin ikinci alt başlığı bağımlı sıralı cümleler. Bağımlı sıralı cümlelerin bağımsız sıralı cümlelerden tek farkı ortak bir ögeye sahip olmaları. Örnekler üzerinde görelim. Faruk bugün hastaymış, derse gelmemiş. Faruk bugün hastaymış, hastaymış yüklem. Derse gelmemiş, gelmemiş de yüklem. Şimdi ögelerini bulalım. Hastaymış yüklem. Hasta olan kim? Faruk. Cümlenin öznesi. Derse gelmemiş demiştik. Gelmemiş yüklem. Gelmeyen kim? Yine Faruk. Fark ettiyseniz burada iki tane cümle var. Ancak bu iki cümlenin özneleri ortak. Öyleyse ortak ögesi bulunduğu için bu cümleye bağımlı sıralı cümle dememiz gerekiyor. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Baktırır yüklem, kazma kürek yaktırır, burası da yüklem. Burada da fark ettiyseniz iki tane cümle var, iki tane yargı var. Peki bunun öznelerini bulalım. Mart kapıdan baktırır, baktırır yüklem. Baktıran ne? Mart, özne. Kazma kürek yaktırır. Yaktıran ne? Yine Mart. Fark ettiyseniz bu iki cümlenin de yine özneleri ortak. Pelin elbiselerini yıkadı, kuruttu, ütüledi. Üç yargı var. Yani üç yüklem, üç cümle anlamına geliyor bu. Peki bunları da ögelerine ayıralım. Yıkadı. Yıkayan kim? Pelin, özne. Pelin neyi yıkadı? Elbiselerini. Belirtili nesne. Peki ikinci yargıya gelelim. Kuruttu. Kurutan kim? Yine Pelin. Pelin neyi kuruttu? Elbiselerini. Ütüledi. Ütüleyen kim? Pelin. Pelin neyi ütüledi? Elbiselerini. Öyleyse burada üç yargı var. Ve bu üç yargının da ortak özneleri ve ortak nesnesi var. Öyleyse bu da bağımlı sıralı bir cümle olarak karşımıza çıkar. Çocuklar burada oynadılar, eğlendiler. Oynadılar, eğlendiler. Cümlenin yargıları. İki yargı, iki cümle. Oynadılar. Oynayan kim? Çocuklar. Özne. Eğlendiler. Eğlenen kim? Yine çocuklar. Peki nerede oynadılar? Nerede eğlendiler? Burada. Dolaylı tümleç. Öyleyse bu cümlenin de hem öznesinin hem de dolaylı tümlecinin iki yargı için ortak olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bağımlı bir sıralı cümle. Şimdi sıralı cümlelerin dışında dördüncü başlığımıza geçiyoruz. Bağlı cümle, yani bağlacı bulunan cümle. Aralarında anlam ilgisi bulunan, basit veya birleşik cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan cümlelere bağlı cümle denir. Bağlı cümleler ama, fakat, yalnız, ve veya, ne, hem gibi bağlaçlarla oluşturulur. Sizinle gelirim ama masraflara katılmam. Sizinle gelirim. Birinci cümle. Masraflara katılmam. İkinci cümle. Bu iki cümle birbirine ama bağlacıyla bağlanmış. Yani daha önceki kısımlarda, örneğin sıralı cümlede, cümlelerin birbirine virgülle veya noktalı virgülle bağlandığını görmüştük. Burada tek farkı var. Cümleleri birbirine virgülle veya noktalı virgülle bağlamak yerine bir bağlaçla bağladık. Bu gibi cümlelere bağlı cümle diyoruz. Herkesten çok çalıştım. Birinci cümle. Çünkü çok eksiğim var. İkinci cümle.
İki tane cümle. Bu sefer çünkü bağlacıyla bağlandı. Ne bu işin içine girerim, ne sorumluluğuna katlanırım. Bu işin içine girerim. Birinci cümle. Sorumluluğuna katlanırım. İkinci cümle. Bu iki cümleyi de bu sefer NN bağlacıyla birbirine bağladık. Nedenini anladım. Pek karışmadım. Burada iki tane cümle var fark ettiyseniz. Bunu daha bağlacıyla birbirine bağlıyoruz. Nedenini anladım da pek karışmadım. Birinci cümle nedenini anlamış olması, pek karışmamış olması. Burası da ikinci cümle. Bu da yine daha bağlacıyla birbirine bağlandı. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Çalışıyorum. Bu bir yargıdır. Unutmayın. Her bir yargı bir cümledir. Yani cümleler tek bir yüklemden de oluşabilir. Öyleyse çalışıyorum. Birinci cümle. Okuyorum. İkinci cümle. Bu iki cümle bu sefer hem bağlacıyla birbirine bağlandı. Akşam bize geldiler. Birinci cümle. Ama fazla oturmadılar. Fazla oturmadılar. İkinci cümle. Yine burada ama bağlacıyla iki cümlenin birbirine bağlandığını görebilirsiniz. Şimdi bir uyarımız var. İçinde bağlaç bulunan her cümle bağlı cümle değildir. Çünkü bağlaçlar cümlenin özne, nesne gibi ögelerini de birbirine bağlayabilir. Bağlaçlar yüklemleri birbirine bağlıyorsa orada bağlı cümle vardır. Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Cümlelerin içerisinde bağlaçlar olabilir, kullanılabilir. Yani içerisinde her bağlaç bulunan cümle bağlı cümle anlamına gelmez. Buradaki önemli olan nokta bağlacın cümleleri, yani yüklemleri, yargıları birbirine bağlıyor olması. Eğer bağlaç yüklemleri, cümleleri yani yargıları birbirine bağlamıyor da. Örneğin özneyi, nesneyi birbirine bağlamak için kullanılmışsa biz buna bağlı cümle diyemeyiz. Ne annesine ne babasına haber vermiş. Fark ettiyseniz haber vermiş kısmı yüklem. Kim? O. Kime? Annesine, babasına. Dolaylı tümleç. Burada iki tane öge var. Annesine ve babasına dolaylı tümleç olarak kullanılmış. Burada bağlaç yüklemi değil, dolaylı tümleçleri birbirine bağlama görevinde kullanıldığı için buna bağlı cümle diyemiyoruz.